Değerli takipçiler, şimdi bundan bir sene önce ben bir baharatçıya gittim. Nane kurunu, baharat olarak kullandığımız nanelerden alacaktım. Sordum kilosu ne kadar, işte baharat verir misin diye sordum. Bana dedi ki, abla sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Dut yapraklarını kurutuyorlar, bir avuç da nane atıyorlar içine, nane diye bunlar satılıyor dedi. Tabii herkes bunu yapacak diye bir şey yok. Ben sadece onu duyduktan sonra, kesinlikle nane satıcılarına benim bir sözüm lafım yok. Onu duyduktan sonra ben şahsen kendi nanemi kendim kurutmaya almaya karar verdim. Şimdi nanelerimizi aldık. Ondan sonra böyle tek tek yapraklarını önce hepsini şey yaptım. Hepsini çıkardım. Ondan sonra 2-3 su yıkadım. Süzgeçten geçirdim. İyice süzüldüler. Süzüldükten sonra tekrar bakın süzgeçlerimiz de burada duruyor. Süzgeçler de iyice süzüldü. Sonra beze serdik. Bunlar bu şekilde kuruyacaklar. Ondan sonra öğütülecek. Toz nane haline gelecek. Şu saplarını da atmıyoruz. Bu yapraklarını tekrar saksılara diktiğimiz zaman bir daha tekrar yaprak veriyor ve nane oluyorlar. O yüzden ben bunları da şimdi alacağım. Bunları saksıya tekrar dikeceğim. Ve nanemi kendim kurutmaya karar verdim. Tabii ki yani kim nasıl yapıyor, nasıl satılıyor, baharatçılar neler yapıyorlar. Çok güzel yapan baharatçılar da var. Onlara saygımız sonsuz, onlara teşekkür ediyorum. Ama bazen böyle karıştırabilenler de oluyor. O yüzden en iyisi işimi garantiye aldım. Kendi nanemi, kuru nanemi kendim yapmaya karar verdim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim.